Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Görüşmede Soçi mutabakatının ardından İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirlerin Suriye'de siyasi sürecinin önemli bir adımını teşkil edecek Anayasa Komitesi'nin hayata geçirilmesi konularının ele alındığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'den de Erdoğan-Guterres görüşmesine ilişkin şu açıklama yapıldı. Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslar kapsamında Dünya Ekonomi Forumu kurucusu ve yönetici başkanı Klaus Schwab, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özarsay, Belçika Başbakanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İran Cumhurbaşkanı Rouhani ile de görüştü. Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri de Erdoğan'ın görüşme listesindeki isimlerdi. İran lideriyle yapılan görüşmede ağırlıklı olarak İdlib konusu konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.